düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 14 Aralık Pazartesi, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüs tedbirleri başlığıyla toplandı. Toplantıdan yılbaşı gecesini de kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla alakalı karar çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabinede koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama, alınan tedbirlerin yansımaları ve olası yeni kararlar masaya yatırıldı. Yılbaşı tatilinin hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla birleştirilip birleştirilmeyeceği konuşuldu. Toplantıda ana gündemse yeni ekonomik destek paketleri oldu. Esnafa kira yardımının salgın bitinceye kadar devam etmesiyle İş yerleri için hibe ve kredi desteği masaya yatırıldı. Toplantıda 4 Ocak 2021'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmeler de yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine anlattı. Uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceği ile ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Koronavirüs salgınında Türkiye'nin uluslararası alanda yaptığı yardımları ele aldı. Bu hususta OECD'ye görev düştüğünü söyledi. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, OECD'nin kuruluşunun 60. yıl dönümü programına video mesaj gönderdi. Başlangıcından itibaren üyesi olduğumuz İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın kuruluşunun 60. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı koronavirüs salgınında Türkiye'nin vatandaşlarına sağladığı destekten bahsetti. Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık. Ekonomik istikrar kalkanı ve sosyal koruma kalkanı paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında olduk. Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarımız hem özel sektörümüz yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Cumhurbaşkanı bu dönemde ulusal yardımlaşma ve dayanışmanın ihmal edilmediğini de belirtti. Küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı da asla ihmal etmiyoruz. Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Kriz halinde hayata geçirilen bu işbirliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası işbirliğinde OECD'ye de görev düştüğünü hatırlattı. Uluslararası işbirliği gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD'nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum. Sayın Genel Sekreteri hizmet döneminde teşkilata etkin şekilde yön verip üye ülkeleri ortak çalışma anlayışıyla mutabakata sevk ettiği için tebrik ediyorum. CHP'de tecavüz soruşturmaları sürüyor. CHP yönetimi bu defa Konya'da gerçekleşen taciz tecavüz olayıyla ilgili CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında soruşturma başlattı. CHP artık parti içindeki taciz ve tecavüz haberleriyle gündeme geliyor. İlk olarak geçtiğimiz haftalarda CHP yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Kağan'ın restoranda bir kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra partide yeni taciz ve tecavüz olayları zinciri patlak verdi.
Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler derken son taciz tecavüz olayı CHP Konya İl Başkanlığı'nda meydana geldi. CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın da bir kadını taciz ettiği iddia edildi. Konuyla ilgili babası parti üyesi olan bir kadın, Bektaş tarafından taciz edildiğine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdi. Değerli hemşerilerim, Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlatılarak savunması istendi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında yeniden dava açıldı. Kaftancıoğlu 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak. Merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. Arkadaşlar sosyal mesaj. Canan Kaftancıoğlu suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övmek suçlamalarıyla 10,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili davada yargılanmış, davadan takipsizlik kararı çıkmıştı. Altun'un avukatı karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği Canan Kaftancıoğlu özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı Kaftancıoğlu hakkında yeniden suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övmek suçlamasıyla dava açtı. Hazırlanan iddianamede Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasında CHP Üsküdar İl Başkanı Suat Özçağdaş'ı azmettirdiği iddia edildi. Özçağdaş da ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Kaftancıoğlu şimdi 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis sistemiyle hakim karşısına çıkacak. Burası da kalem. Başkanım, bir saniye. Meclisteki bütçe görüşmeleri sürüyor. Görüşmeler esnasında zaman zaman tansiyon yükseliyor, gergin anlar yaşanıyor. Bütçe oylamaları sırasında muhalif partiler salondan ayrıldı. Birçok bütçe AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri tartışmalar eşliğinde sürüyor. İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yaşanan tartışmalar sık sık genel kurulda tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Gece yarısına kadar devam eden konuşmalar ve tartışmaların ardından yapılan kabul oylamaları ise muhalefetin durumunu ortaya koydu. Bütçe oylamaları sırasında muhalif milletvekilleri evlerinin yolunu tuttu. Muhalefet sıraları boş kaldı. Genel kurulda kalan muhalif milletvekilleri ise oylama sırasında telefonlarıyla oynamayı tercih etti. Oylamalarda ellerini kaldırmayan muhalif milletvekilleri dikkatlerden kaçmadı. Oylamaların ardından birçok bütçe AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin kullandığı oylarla kabul edildi. Terörün siyasi uzantısı HDP'li isimlerin terörle ilişkisi gün yüzüne çıkıyor. Gizli gizli yürüttükleri bu kanlı ortaklık ortaya çıktıkça da tutuklamalar ard arda geliyor. Tutuklanan bu isimlerden biri de HDP'li Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlı Erdi. Eski belediye başkanı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıl hapisle cezalandırıldı. Hain terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin belediye başkanlarından Rojda Nazlı Er hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınmıştı. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rojda Nazlı Er, terörün siyasi maşası HDP'nin Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkanı'ydı. Terör soruşturması kapsamında 22 Ekim'de tutuklanmıştı. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen HDP'li Nazlı Er, 14 Eylül'de görülen duruşmada tahliye edilmişti. Tahliyeden 3 ay sonra ise Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya Nazlı Er katılmadı. Avukatları beraat talep ettiyse de mahkeme onu silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Nazlı Er hakkında hazırlanan iddianamede eli kanlı terör örgütü PKK'lı teröristleri evinde ağırladığı belirtilmişti. Teröristlere yaşam malzemesi temin etmesi için liste verdiği de ortaya çıkmıştı. Not alın, not! Not alın! Kayyumdan aldığımız belediyeler 600 belediye başkanları, 73 belediye başkanı 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldı. Bu dosya kapak olsun. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına önemli bir darbe indirildi. MİT önce İran'ın İstanbul'da bir rejim muhalifini kaçırdığını tespit etti. Soruşturma derinleştirilince İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısıyla irtibatlı 11 kişi yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına önemli bir darbe geldi. İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif'i Zindaşti ile bağlantılı 11 kişi yakalandı. Zindaşti İranlı bir uyuşturucu kaçakçısı. İran bu ismi 2007 yılında idam cezasına çarptırınca o da çareyi Türkiye'ye kaçmakta buldu. Zindaşti Türkiye'de de yargıdan kaçamadı. Burada da cinayetten yargılandı ve tam 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın ardından ortadan kaybolan uyuşturucu baronu İran'da ortaya çıktı ve ülkesinde istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirlendi. 2016'da Zindaşti'nin Türkiye ile bağlantısı İran muhalifi Habib Çap'la birlikte çökertildi. Her şey İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Çap'ın Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kaybolmasıyla başladı. MİT'in hızlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmayla Çap'ın ortadan kaybolmasının ardındaki esrarengiz olaylar zinciri çözüldü. Çap'ın Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğü belirlendi. Tuzak şöyleydi. Eski eşi Çap'ı İsveç'ten kendisini görmek ve 100 bin euro borç vermek vaadiyle İstanbul'a çağırdı. İranlı muhalif 9 Ekim'de Beylikdüzü'ne geldi. Eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi. Biner binmez de bayıltılarak İran'a kaçırıldı. Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran'ın istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalandı. Muş'ta tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan 3,5 yaşındaki minik Havva Erzurum'da tedavi alındı. Muş'ta bahçede oyun oynarken tandıra düşerek ölümden dönen 3,5 yaşındaki Havva Akar Erzurum'da tedavi oluyor. Malazgirt ilçesinin Çiçek Veren köyünde yaşayan minik Havva oyun oynamak için evin bahçesine çıktı. O sırada bahçede ekmek pişirmek için yanmakta olan tandırı fark edemeyerek içine düştü. Kaç yaşında çocuk? Minik kızın imdat çığlıkları üzerine yardıma koşan baba Burhan Akar kızını tandırdan çıkardıktan sonra 112 acil servis ekibini arayarak yardım istedi. Bir ses geldi, baba diye ses geldi. İçeriye koştum, baktım. Yarısı kadar düşmüş, bağırıyor, aldım çıkarttım. Ekipler tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alındı. Kızının vücudunda ciddi derecede yanıklar olduğunu aktaran baba Akar, aileleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kaç yaşında çocuk? Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu bölgesinde buzlanma ve don olayının beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu bölgesinde buzlanma ve don olayı beklediğini duyurdu. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği bildirildi.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenen bölgede sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi. Öte yandan gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 9, Kars'ta 4, Erzurum'da 0 derece ölçüldü. Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Sarıkamış'ta 21, Palandöken ve Konaklı'da 17 santimetre ölçüldü. Mersin'de Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası düzenlendi. Milli takımı şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda milli sporcularımız tarih yazdı. Ferhat Arıcan 1 altın, 1 bronz, İbrahim Çolak 1 altın madalya kazandı. Gençlerde ise milli sporcularımız 1 gümüş, 3 bronz madalya sevinci yaşadı. Olimpik Jimnastik Salonu'nda 9 Aralık'ta başlayan şampiyonada milliler ilk madalyasını 13 Aralık büyükler kategorisinde yapılan takım finallerinde aldı. Milli takım Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamel'den oluştu. Takım yer aleti, halka, bar fix, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi. Milli jimnastikçiler Abdelrahman Elgamel'in sakatlık nedeniyle bir süre yarış dışı kalmasına rağmen 244.793 puan toplayarak Ukrayna'nın ardından ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Bu kategorinin ardından düzenlenen büyükler kategorisindeki alet finallerinde de milli sporculardan Ferhat Arıcan kulplu beygir ve paralel aletinde, İbrahim Çolak halka ve paralel aletinde, Ahmet Önder de yer, atlama masası ve barfix aletinde jürinin karşısına çıktı. Almanya'da 2019'da düzenlenen artistik jimnastik dünya şampiyonasında halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, iyi performansını Mersin'deki şampiyonada da sürdürdü. Milli sporcu İbrahim altın madalyayı boynuna takmayı başardı. Ferhat Arıcan da paralel bar aletinde altın madalya, kulplu beygir aletinde de bronz madalyanın sahibi oldu. Artistik jimnastik milli takımı şampiyonayı 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla tamamladı. Milli takımın başarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı onurlandırdı. Cumhurbaşkanı şampiyonada altın madalya kazanan sporculara tebrik telefonu etti. Aleyküm selam sayın Cumhurbaşkanım, nasılsınız? Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular İbrahim Çolak'la Ferhat Arıcan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka da sergilediği performansının yanı sıra Parlayan Yıldız ödülüne de layık görülen İbrahim Çolak'ın başarılarından ötürü gurur duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, spora ve sporculara desteklerini süreceğini dile getirdi. Bizlerden bu işten işi umarız. Bundan sonra da aynı şekilde bu desteklerimiz devam edecek. Siz bu başarıları gösterdikçe bizim de görevimiz daha da artıyor. Çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Öte yandan Cumhurbaşkanı paralel barda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmasının yanı sıra kulplu beygirde sergilediği performansla da bronz madalyanın sahibi olan Ferhat Arıcan'ı başarısından dolayı kutladı. Şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sizlerin bizlere ve Türk sporuna desteğini için çok teşekkürler. Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının faz 1 ikinci dozlama çalışmaları tamamlandı. Çalışmalara göre hiçbir yan etki görülmedi. Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de yerli aşı da faz 1 çalışmalarını tamamladı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ciddi hiçbir yan etkinin görülmediğini belirten Çalış,
Yerli aşımızın faz 1, 2. dozlaması bugün tamamlandı. Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar faz 2'ye geçmeyi planlamaktayız, ifadelerini kullandı. Ile 14 Aralık tarihleri arasında belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamaya büyük oranda uyuldu ancak kuralları ihlal edenler de vardı. Kısıtlama saatlerinde uygulanan denetimlerde 39.146 kişi hakkında işlem yapıldı. Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yurt genelinde kısıtlamaya uyuldu ancak kısıtlamaya uymayan vatandaşlar da vardı. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sahaya inen ekipler denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdü. İzin belgesi olmayan kişiler bir bir tespit edildi. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından açıklama yaptı. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaya uymayan kişiler hakkında bilgi verdi. Buna göre 7 ile 14 Aralık tarihleri arasında kısıtlamaya uymayan 39.146 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Öte yandan ülke genelinde koronavirüsle mücadele devam ediyor. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kararlı bir şekilde uygulanıyor. Oldukça ilginç bir haberimiz var sırada. Avusturya'dan bir milletvekili COVID-19 test kitlerini eleştirdi. Güvenilir değiller dedi. Bunu kanıtlamak için de yanında getirdiği bir bardak kolaya COVID-19 testi yaptı. İlginç nokta burası, sonuç pozitif çıktı. Ich werde jetzt hier live in während meiner Wortmeldung einen Corona. Salgın süreci dünya çapında devam ederken herkesi şok eden bir gelişme Avusturya'da yaşandı. Kolaya yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı. Avusturya parlamentosu dünyayı şaşkına çeviren bir olaya sahne oldu. Aşırı sağcı milletvekili hükümetin COVID-19 önlemlerini eleştirdi. Kullanılan test kitlerinin güvenilir olmadığını savundu. Bu tezini kanıtlamak için de yanında getirdiği bir bardak kola üzerinde COVID-19 testi uyguladı. Test birkaç dakika sonra sonuçlandı. Sonuç pozitif çıktı. Vekil testleri 5 para etmez şeklinde nitelendirdi. Hükümeti yumuşak diktatörlükle suçladı. Sağcı siyasetçinin bu çıkışı sosyal medyada geniş çapta destek görse de itiraz edenler de oldu. Test kitinin kolayla temasından önce aynı kitle virüslü bir hastadan numune alındığı iddia edildi. ABD S-400 hava savunma sistemleri sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacaktı. Hatta bu yasa ABD Senatosu'ndan geçmişti. ABD Başkanı Trump bu yasayı veto edeceğini duyurdu. Sebebi ise yasanın en çok Çin'e yarayacak olması. Trump Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması ABD'nin sert tepkisiyle karşılandı. ABD Başkanı Trump ya savunma sistemlerini iptal edersiniz ya da yaptırım uygulanır dedi. ABD başkanlık seçimleri vardı. Trump uzun bir süre kendi gündemine daldı. Seçimi kaybeden Trump gider ayak Türkiye'ye de yaptırımları içeren yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısıyla savunmaya 740 milyar dolarlık bütçe ayrıldı. Tasarı ayrıca 12 bin ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'da daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri işbirliğinin yasaklanmasını içeriyordu. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren ve ABD Kongresi'nden geçen savunma bütçesi yasa tasarısını veto edeceğini duyurdu. Trump, savunma bütçesinin kazananı Çin olacak ifadesini kullandı ve tasarıyı veto edeceğim dedi. Coronavirus Task Force, Mike, thank you. Ancak Kongre'nin yasayı yeniden aynı şekilde geçireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye'yi ilgilendiren katsa yaptırımları ise başkanlık kararına bağlı. Bu yüzden Donald Trump'ın yaptırımları onaylayıp onaylamayacağı önümüzdeki süreçte netleşecek. Great job.
Ermenistan'daki siyasi kriz gün geçtikçe büyüyor. Yenilgiden sorumlu tutulan Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası isteniyor. Paşinyan'ın ise öyle bir niyeti yok. Seçimle geldim, seçimle giderim diyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa ettiği öne sürüldü. Paşinyan ise iddialar asılsız, seçimle geldim, seçimle giderim açıklamasını yaptı. Azerbaycan karşısında büyük bir yenilgi alan Ermenistan'da siyasi kriz tırmanıyor. Muhalefet, yenilginin en büyük sorumlusu olarak gördüğü Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istiyor. Tartışmalar devam ederken, Rus ve Ermeni medyasında Paşinyan'ın istifa ettiğine dair iddialar dolaşmaya başladı. Bunun üzerine Paşinyan kameraların karşısına geçti. "Ben halkın oylarıyla geldim, ancak yeni bir seçimde halk beni seçmezse giderim" diyerek muhalefete rest çekti. Paşinyan aldığı bir kararı da açıkladı. 19 Aralık tarihinden başlayarak ülkede 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu. 19 Aralık çatışmaların sona ermesinin 40. günüdür. 19 Aralık'tan itibaren Ermenistan'da 3 günlük yas ilan edilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda yas yürüyüşü yapılarak farklı türde anma etkinlikleri düzenlenecek, dedi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu Anayasa Mahkemesi üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapacak. Seçimde de en çok oyu alan 3 isim belirlenecek. Adaylar arasından bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek. Anayasa Mahkemesi Yargıtay Kontenjanı üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Burhan Üstün emekliye ayrılıyor. Emekliye ayrılması nedeniyle boşalacak üyelik için seçime gidilecek. Verdiği kararlar hukuk dünyasında... Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 17 Aralık Perşembe günü yapılacak seçimde en çok oyu alan 3 isim belirlenecek. Adaylar arasından bir kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek. Yargıtay üyeleri arasından 6 ismin Anayasa Mahkemesi üyeliği için adaylık dilekçesi verdiği süreçte seçim gününe kadar aday olunabiliyor. Burhan Üstün Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nde görev yaparken 30 Mart 2010'da Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Genel Kurulu'nca gösterilen 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca yapılan toplantılarda 10 Nisan 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilliğine, 23 Temmuz 2020'de de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilen Üstün, 10 Ocak 2020'de yaş haddinden emekliye ayrılacak. Bu durum Anayasa Mahkemesi'nin... Bursa'da 18 yaşındaki bir genç aracına çakar lamba taktırdı, kendini polis olarak tanıttı. Yetmedi, vatandaşlara yol uygulaması bile yaptı. Oyunu çok uzun sürmedi, gerçek polislere yakalandı. Aracına çakar lamba taktırdı, polis kılığına girdi. Yol uygulamasında kimlik kontrolü yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu sahte polis oyununu gerçek polisler bozdu. Tamam oğlum, nereden çalışıyor? Çalışmıyor abi, yok bende yok. Bursa'da 18 yaşındaki Burkay T. aracına çakar lamba taktırdı. Polis kılığına girerek vatandaşları kandırmaya başladı. İnanmamak mümkün değildi. Çünkü aracında polis logolu sahte basın kartı bile vardı. Genç sahte yol uygulamasında kimlik kontrolü yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bursa Emniyeti yapılan ihbarları değerlendirdi ve hemen harekete geçti. Sahte polis bir akaryakıt istasyonunda aracına benzin alırken yakalandı. Araçta yapılan aramada çakar, muşta ve polis logolu sahte basın kartı bulundu. Ayıp değil mi? Tamam. Burkay T.Y. sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3150 TL ve araçta çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sahte basın kartı kullandığı ve kendisini polis olarak tanıttığı için adli işlem başlatıldı. Hani araba gelince hani orada... Elektrik dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı. Açıklama EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan geldi. Yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz, dedi.
Elektrik dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı. EPDK'nın aldığı karara göre artık tarifede bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, ceza giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri yer almayacak. Geçtiğimiz günlerde elektrik dağıtım tarifesinin düzenlenmesiyle perakende satış tarifesinin düzenlenmesi hakkındaki tebliğ tartışmalara neden oldu. Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu'nun 3 Aralık'ta aldığı karara göre 2021 ila 2025 arasındaki 5 yıllık dönemde elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik tedarik şirketlerinin yaptıkları masrafların vatandaşların faturasına ne şekilde yansıtılacağı belirlendi. Elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi giderlerinin vatandaşın faturasına eklenmesi yönünde karar alındı. Karara göre elektrik dağıtım şirketlerinin yıl içinde yaptıkları temsil ve ağırlama giderleri, üye oldukları derneklere ödedikleri aidatlar, verdikleri ilanların giderleri gibi tüketiciyi ilgilendirmeyen birçok harcama vatandaşın ödediği elektrik faturalarına yansıtılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz bu kararın iptal edildiğini açıkladı. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için tebliğde yer alan temsil, ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek dedi. Yılmaz bazı çevreler tarafından kamuoyuna yanlış aksettirildiğinin altını çizerek siyaset malzemesi olarak kullanıldığını söyledi. Kıyas gönderin. Yani okuma... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Kamu işçilerinin ilave ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk açıklamasında ilave hediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda iki kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirtti. Bu yılın son ilave ödemelerinin ise 14 Aralık itibariyle hesaplara yatırılacağını söyledi. Ayrıca Bakan Selçuk kamu işçisine ödenen ilave hediyelere 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu ifade etti. Kargo gönderim ve alımlarda artık açık adres veya TC kimlik numaranızı vermek zorunda kalmayacaksınız. Kodlu adres sistemine geçiliyor. Bütün işlemlerinizi size verilen 9 haneli kodla yapabileceksiniz. Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiyor. Bundan sonra adresler 9 haneli numaradan oluşacak. Kargolarında adres sorunu yaşayanlara sevindiren haberi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı verdi. Yazıcı bazı vatandaşların TC kimlik numarası ve açık adreslerini söylemekten, yazmaktan çekindiğini ifade etti. Yeni sistemle her vatandaşa adresleri için verilecek 9 haneli numaranın adres yerine geçeceğini söyledi. Kargo gönderilirken de aynı yöntemin izleneceğini belirtti. Bu sayede sokak ismi ve numarası değişikliğinde sorun yaşanmayacağını ifade etti. Bunun için her türlü altyapı çalışmaları tamamlandı. Tüm dairelere adres kodu verildi. Projenin test aşaması PTT ile yapılacak. PTT Kargo kendi web arayüzünü oluşturdu. Sistem uygulamaya geçtiğinde kargo göndermek isteyenlere açık adres yerine adres kodu vermek isteyip istemediği sorulacak. Peki adres kodu nasıl alınacak? Bunun için de iki yöntem düşünülüyor. Ya E-Devlet'ten herkes adres kodunu öğrenebilecek ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinden TC kimlik numarası ve birkaç doğrulamayla adres kodunuzu alabileceksiniz. İzmir'de 4 gündür aralıklarla sağanak etkili oluyor. Yağış kentin birçok noktasında sele neden oldu. Menderes ilçesinde sel sularına kapılan hafif ticari araçta bulunan 5 kişiden ikisi kayboldu. Birinin cansız bedeni bulundu. Karşıyaka'da ise deniz taştı. Birçok araç sular altında kaldı. İzmir'i sel vurdu. Sel sularına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kentte 4 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Menderes ilçesinde hafif ticari bir araç yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı. Araçta 5 kişi vardı. 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. 2 kişi ise araçla birlikte sel sularına kapılarak kayıplara karıştı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaybolan 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Karşıyaka'daysa aşırı yağış nedeniyle deniz taştı. Sahil kenarında bulunan sitelerin bahçeleri deniz suyuyla doldu. Site otoparkı ve yol kenarındaki araçlar su içerisinde kaldı. Araçlarını o halde gören vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. Hala bugün başımıza gelen bu. Ve bu saatte haber veriliyor. Burası su bastıktan sonra. Ben bu olayı 3-4 seferdir yaşıyorum. Hiçbir önlem aldıkları yok. Hepsi yalan. Ben inanmıyorum. Şimdi orayı ihale etmişler. Birilerine peşkeş çekmişlerdi. Buca'daysa bir sitenin istinat duvarı çöktü. Park halindeki 20 araç zarar gördü. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Bütün arabalar gitmiş. Sitemizin duvarı. Rize'nin İkizdere ilçesindeki bir evde yangın çıktı. 7 ev kullanılamaz hale geldi. Alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Yangın önce bir evde çıktı, ardından 7 evi kül etti. Rize'de evler alevlere işte böyle teslim oldu. Yangın İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyündeki bir evde çıktı. Büyüyen alevler daha sonra bitişiğindeki evlere sıçradı. Vatandaşlar evlerini boşaltırken olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Yangına hemen müdahale edildi. Alevlerin köydeki 15 eve sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Korkutan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 7 evin kül olduğu yangında can kaybı yaşanmaması ise yüreklere su serpti. Artvinli Fatma Akyüz tam 116 yaşında. O da koronavirüsün peçesine düşmüştü. Neyse ki koronayı yenmeyi başardı. Anneanne nasılsın? İyiyim, şükür oluyor. İyi ol. Şükür. Yok idi yavrum, ağrılar. Ağrılarım oradı. Nasıl yaşardım ben bu halde? Koronavirüs neyse ki ona çok çektiremedi. Asırlık Fatma nine virüsü alt etti. Benim yazıkımda ne olur? Soğan, marul. Onlar işte. Turşi. Artvinli Fatma Akyüz tam 116 yaşında. 11 çocuk, 31 torun sahibi. O da koronavirüse yakalandı. Pozitif çıktı talimleri. Bir akşam yatırdı hastaneye. Hastanede sadece bir gün kaldı. Evdeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Tedaviyle hastalığı yenen 116 yaşındaki Akyüz'ün ilk isteği köyündeki evine dönmek oldu. Çocukları da annelerini köyüne götürdü. Doktor görmemiş. Ben burada getirdi kendi yavuklarım geldi getirdi buraya. Kaç aydı bakıyor, Allah razı olsun. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Sizler de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 2743 numaralı WhatsApp haber ihbaratımıza gönderebilirsiniz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Allah'ın izniyle bu millet aşamayacak.